Spor salonu ve yüzme havuzuyla tamamlanmış, nükleer enerjiyle çalışan dev bir uçan otel konsepti, YouTube kullanıcılarının ilgisini cezbetti. Tanınmış bilim iletişimcisi ve video yapımcısı Hesham Al-Geyli'nin tasarladığı konsept, lüks hava aracında 5000 kadar yolcunun taşınmasını öngörüyor. Tasarımcı, hava aracının yapay zeka ile desteklenmesini ve otonom bir uçuş deneyimi sunmasını amaçlıyor. Uçan otelde lüks restoranlar, büyük bir alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatrolar, havuzlar, sağlık hizmetleri ve etkinlik alanları da yer alıyor. Hava aracının ayrıca, konuklara 360 derecelik nefes kesen, bir manzara sunacağı tahayyül ediliyor. Sky Cruise adı verilen uçan otel, henüz fiziksel olarak inşa edilmedi. Ancak Al-Geyli'nin YouTube'da yayımladığı bu videoda, ayrıntılandırdığı tasarım sosyal medya kullanıcıları arasında, büyük ilgi gördü. Aynı zamanda moleküler biyoteknoloji uzmanı olan ve bilimsel keşiflerle ilgili videolarıyla birçok ödüle layık görülen Al-Geyli, hava aracının küçük nükleer reaktörle çalışan 20 elektrikli motora sahip olacağını öngörüyor. Bu nedenle yakıt ikmali gerekmeyeceği için hava aracının nadiren yere inmesi gerekiyor. Al-Geyli, hayata geçirilirse misafirlerin uçan otele, ticari veya özel jet uçaklarıyla gidebileceğini, hava aracının bakımının da havada yapılabileceğini belirtti. Tasarımcı, bu devasa uçağı uçurmak için kaç kişinin gerekli olduğu sorusuna, bütün bu teknoloji gerçek olursa, hala pilot mu arayacaksınız, yanıtını verdi. Öte yandan birçok yorumcu, böyle bir hava aracının, aslında çok tehlikeli olacağını dile getirdi. Nükleer enerjinin, henüz bu denli pratikleşmediğini vurgulayan bazı kullanıcılar, bu teknoloji mümkün olduğunda hava aracının, yeni Titanic olabileceğini ve felakete yol açabileceğini vurguladı. Kullanıcılardan biri, nükleer reaktörle çalışan uçağın düşerse, bir şehri yok edebileceğini söylerken, bir diğeri de şu ifadeleri kullandı. Kullanıcılar arasında endişe yaratan bir diğer etmen de, seyahatin maliyeti oldu. Bazıları, böyle bir hizmetin servete mal olacağını belirtti.